Peki, Memdu abi sen aklımda notumu aldım çünkü Ali abi konuşurken dedin ya Özgür Özel'in eylemi. Bu arada sevgili seyirciler Ali abi Özgür Özel'in bu ışıkları açıp kapatma eylemini eleştirdi. Dedi ki kardeşim o ta 90'lı yılların Susurluk zamanının bir eylemi daha farklı bir eylem şekli olabilirdi diye eleştirdi. Siz katılıyor musunuz? Muhalefet hala ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili, ekonomik sorunlarla ilgili yeteri kadar bir tepki veremiyor mu? Lütfen yazın siz de yorumlarda hep beraber konuşalım. Ama Memdu abi senin bir bu konuyla ilgili bir yorumun olacaktı. Bir de Ha, şimdi Sinan Ateş'teydi, evet. için ben Özgür Özel'in yaptığı bu tür eylemlerin geçerli olduğu kanaatinde değilim. Sene 1996 Aralık'ta başladı o. Susurluk kazası 3 Kasım'da oldu. 3 Kasım'dan sonra işte yapalım mı yapmayalım mı derken o günkü bizim medya karteli dediğimiz medya karteli yaptı o hareketi ve o zaman tuttu, tenekeler çalındı, çanaklar vuruldu, Pencereler. elektrikler kapandı. O zamandı. Şimdi bir etkisi olmaz. İki eğer etkisi olursa zaten aynı saat 9'a 3 kala bütün Türkiye'nin elektrikleri keserler. Hiçbir şey yaramaz. Trafo. Yani Trafoya bunlar gelince. çözüm değil. Gelelim şimdi Özgür Özel. Bir dakika abi. Özgür Özel'e Kerem bir konuş. Allah Allah. Bugün ne oldu böyle? Yok gelmiyor, gelmiyor. Yok yok. Neyse canı cep sağ olsun ya. telefonuyla gelsin. Cep telefonuyla gel. Cep Cep telefonu. telefonu edin. Evet. Telefon. Cep telefonu. Aynı linkle Kerem cep telefonu edin. Tamam. Aynı linkle. Tamam hadi. Evet. Şimdi ben kendi şahsi iddiamı söylüyorum. Yani böyle bir bilgim falan filan yok. Biz nihayet bir görüş belirtiyoruz, değil mi? Görüşlerimizi belirtiyoruz. İçimizden geçenleri, sezgileri anlatıyoruz. Şimdi daha önce anlattım. Burada bir kez daha sizlerle belki bu ortak yayını anlatmadım. Ayşe Ateş kızımız beni aradığında, o Sözcü televizyonda yaptığım konuşmadan sonra aradığında, Cumhurbaşkanı'nın kendisine benim yazdıklarıma, söylediklerime benzer şeyler söylediklerini ama benim gibi değil, yani benim anlattığım şekilde olmadığını, aksine kızım merak etme, Sinan'ın katillerini de azmettirenleri de bulacağız. Sen gönlünü rahat tut. Senin bundan sonra sağlıklı bir hayat sürmen için her şeyi yapacağız dedi, diye bana Ayşe kızımız anlattı. Dedim ki bak kızım, moralini bozmak istemem. Ama sakın bunlara inanma. Bunlar politikacı. Bunlar şu anda kamuoyunda sana büyük bir destek olduğunu gördüler. Aslında sana kamuoyunun verdiği desteği kendi yanlarında da hissetmek için sana destek veriyormuş gibi yapıyorlar. Bunlar asla birbirlerinin ayaklarına basmazlar kızım dedim. İşte bakın Ayşe Hanım, Allah kızımız aslı aklı başında ve çok mücadele ediyor. Şimdi etmedim telefon. O da bana tabi aramadı ama Bu gördünüz değil arada mi? birebir Ayşe Ateş'le görüşmesinden bahsediyor Memdu abi. Birebir Ayşe Tabii Hanım'la değil tabii mi? tabii. Görüşüyor. Elbette elbette. Sonra bana tabii. Ben bunları söyledikten sonra inşallah dedi Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği sözü tutar. Tutmaz, tutamaz. Ama sen yine tutacakmış gibi davran. Yanlışını unutma kızım dedim. Bak burada bir Memduh dede var. Bir Memduh amca var. Hatta kapatırken Memduh amcacığım ellerinizden öperim diye kapattı telefonu. Bak öyle yerler gelir ki sakın risk alma. Risk alınması gerekiyor. Kısa bizler alırız. Senin adına o riski dedim. Ama bunlara güvenme kızım dedim. Sakın. Bak şimdi ne oldu? Güvenmedi. Gelelim Özgür Özel'e. Özgür Özel Ayşe Ateş'e destek veriyor. Ayşe Ateş'e destek vermiyor Özgür Özel. Özgür Özel iktidar medyasında destek yok Ayşe Hanım'a ama muhalefet medyası neredeyse hepsi bir oldular. İşte bunu kabul edelim. Ayşe kardeşimize, kızımıza destek veriyorlar. Doğru yapıyorlar. Çok doğru yapıyorlar. Özgür Özel muhalefet medyada Ayşe'ye destek verildiği için Ayşe'ye destek veriyor. Ya Özgür Özel o kadar çok adalet peşinde koşuyorsa on binlerce KYK'lı var içeride, hapis yatıyor. O insanlar ellerine silah almamışlar. O insanlar darbeye kalkışmamışlar. O insanlar banka soymamışlar. O insanlar ihaleye fesat karıştırmamışlar. O insanlar yoksulu daha yoksullaştırmamışlar. Hırsızlık yapmamışlar. Kimsenin malına, ırzına göz dikmemişler. Neymiş? Bir sümüklü imama inanmışlar. Bir vaize inanmışlar. İnanabilir insanlar. İnanmak ayıp değildir. Ben kendim inançsızımdır ama inananların hepsine saygı duyuyorum. İnanmışlar o adama kardeşim. İnanmışlar ya. Ama ne kalkışma yapmışlar, ne darbeye kalkışmışlar, ne darbeye teşvik, hiçbir şey yapmamışlar. Özgür Özel onlara niye sahip çıkmıyor? Neden? Çünkü
onların arkasında ne iktidar medyası ne muhalif medya var. Muhalif medya ile iktidar medyasının ortak bir tek noktası var. KHK'ların kile çekmelerine destek vermek. Böyle şey olmaz. Sinan bunu gördü, Özgür Özel bunu gördü. Hiç olmazsa muhalefet medyasının ve muhaliflerin, hatta pek çok AKP'linin de, pek çok İYİ Partili'nin de, MHP'linin bile hatta destek verdiği Ayşe kızımıza destek veriyor. O Ayşe kızımıza destek vermiyor, popülizm yapıyor. Ve hiç bana hayır demesin Özgür. Yanlış. Eğer yapacaksa bütün mağdur olanların yanında kalacak. Adalet odur kardeşim. Ali'nin yanında duruyorum. Neden? Ali'nin çok havası var. Ali'ye çok destek var. Ferit'in yanında durmuyorum. Neden? Ferit'in yanında destek yok. Kimse Ferit kimsenin yanında değil. Böyle şey olmaz. Böyle şey olmaz kardeşim. Mağdur hangi inançtan, hangi dinden, hangi ırktan, hangi milletten olursa olsun, hangi düşünceden olursa olsun mağdur mağdurdur. Bir siyasi parti genel başkanı kim olduğuna değil, mağdur olup olmadığına bakarak destek vermeli. Ayşe kızıma verdiği destek için Özgür'ü tebrik ediyorum ama KHK'lıları görmezden gelmesini kınıyorum. Evet, güzel oldu. Bugün Memdu abi sen de Özgür Özel'i eleştiriyorsun. Normalde Ali abi çok üzerine gidiyor. Kardeşim, yanlış yapıyorsun tabii eleştireceğim ya. Yanlış yapıyorsun tabii elbette eleştireceğim. Bir dakika Ali abi, sesin kapalı. Hidayete ermek iyi bir şeydir. yok Memdu abi her zaman Memdu abi her zaman şeydir ya, adaletlidir yani. Hidayet sektöründen söz etmedim ama hidayet sektöründen söz etmedim Ferit. Adalet hepimize lazım çocuklar, hepimize lazım. Evet Kerem, bir sesini duyalım. Evet daha iyi. Biraz baş boşluğunu yukarı kaldırırsan sevinirim şeyi. Yani biraz... Ya şimdi telefondan şey yaptığım için çok ince ayar yapamıyorum Ferit. Öyle mi? Tamam. Hem de daha net he. Şu an oldu. Daha iyi vallahi yakın. Ya neden sorun oldu bilmiyorum. Aslında hem WhatsApp'tan hem FaceTime'dan görüşme yaptım bu arada kapattığımda. Herkes sesimi duyuyordu ama StreamYard'la ilgili bir sorun yaşadım herhalde. Sonra araştıracağım onu ben. Yoksa sesim gidiyordu hem Skype'tan hem WhatsApp'tan yaptığım görüşmelerden. Hatta programın başında seninle de test yaptığımızda geliyordu. Bu sefer de Ferit gitti. Ferit gitti bu sefer de evet. Evet senin, ben hemen Ferit'in yerine sorayım Kerem. Şeyi sormuştuk sendikalar. Şimdi şöyle sendikaların... Ferit şu anda görevi, Biden gibi bakıyor. Evet, evet oldu. Sendikaların kısaca görevi nedir? Çalışanların, emekçilerin haklarını korumak ve aynı zamanda geliştirmek üzere örgütlenen yapılardır. Bizde maalesef bu böyle çalışmıyor. Sendikalar kimileri muhalefet partilerinin, kimileri de iktidar partilerinin beslediği, nemalandığı, onun üzerinden saltanatların yaşandığı neredeyse kamu iktisadi teşebbüslerine dönüşmüş kurumlar haline geldi. Bu son yıllarda da artarak da devam etti. Son 20 yılda. O yüzden de ben de hem Ali abi hem senin hem de Memduh abinin söylediklerine sonuna kadar katılıyorum. Bunda bir sonuç göremiyorum ama bir tek katılmadığım bir nokta var. Şunu geldin mi Ferit? Şimdi de geldim. Bu akşam ne oluyor böyle ya, internet sorunları falan. Katılmadığım yani veya ayrıştığım diyeyim, katılmadığım demeyeyim, tek bir nokta var. Şimdi Türkiye'de bir erken seçim artık lambadan cin çıktı. Erken seçim konuşulmaya başlandı. Hatta erken seçimin olacağı kesinleşti neredeyse. Bunun tarihi konuşulmaya başlandı. Bu erken seçim 1,5 sene sonra mı olur? 1 sene sonra mı olur? İşte 2 sene sonra mı olur? Biz bunu konuşmaya başladık. Ve Ali Bey'in de biraz önce Ali abinin de söylediği gibi çok büyük bir yoksullaşma, çok büyük bir fakirleşme yaşanıyor toplumun alt kesimlerinde. Bu tarz fakirleşmeler, yoksullaşmalar ve erozyonlar hem sosyal hem siyasi değişimlere yol açar. Yani bizim şunu beklememiz normal değil. Yalnızca bir erken seçim olacak. Ülkede iktidar değişecek ama diğer kurumlar birbiriyle aynı kalacak. Hayır, tabii ki kalmayacak. Sendikalar da değişecek, sivil toplum kuruluşları da bununla beraber değişecek. Bugüne kadar bu saltanatı sürmüş
dediğimiz gibi bürokrasinin de birçoğu değişecek. O yüzden de bu hissedilmeye başlandı ve bu sendikaların da yaptığını buna karşı bir reaksiyon ön alma olarak görüyorum. Ama bir işe yarar mı? Hayır, yaramaz. Ne iktidar artık, burada da Ali abiye katılıyorum. Ne iktidar artık, yani iş işten geçmiştir. Bundan sonra iktidarın alabileceği bir önlem dikiş tutar. Ne de sendikaların bugüne kadar yaptıkları unutulur. Şimdi burada bir dönüm noktası vardı. Ben yılbaşından beri her programda ekonomi konuştuğumuz bölümlerde bunu dile getiriyordum. Asgari ücrete zam olacak mı, olmayacak mı? Olacak mı, olmayacak mı? Sürekli bunu konuşuyorduk. Asgari ücrete zam olmadı. En azından bugün itibariyle Temmuz'u geçtik. Hani Ağustos'ta, Eylül'de zaten olması biraz enteresan olur. O daha farklı bir şey olur. O da belki yeniden erken seçim tarihinin öne çekildiğinin habercisi olabilir. Ama asgari ücrette zam olmadı. Biliyoruz ki biz Türkiye'de çalışan kesimin neredeyse %65'inin asgari ücretli olduğunu. O yüzden de enflasyon tüm hızıyla devam ediyor. Asgari ücrete bir zam olmadı. Ve bu yankı işte kıraathanelerde, iş yerlerinde, meydanlarda, her okullarda, her yerde konuşulmaya başlandı. Ve bu tepki yayılıyor. Özgür Özel'in de birden... Ben erken seçim istiyoruz. Eğer geçim yoksa seçim olur sloganını dile getirmesinin de bence sebebi budur. Özgür Özel peki diye şunu soracaksınız. Eğer asgari ücrete ciddi bir zam yapılsaydı ve emekli maaşlarına, işçi maaşlarına ciddi bir zam yapılsaydı erken seçimi gündeme getirmeyecek miydi? Evet, belki biraz daha sürüncemede bırakabilirdi. Belki de getirmeyecekti. Çünkü şunun da böyle nasıl diyeyim, perde arkasında şöyle bir strateji yapıldığını da düşünüyorum ben. Ekonominin şartlarının daha da ağırlaşmasını istiyor açıkçası muhalefet. O kadar ağırlaşsın ki ekonominin şartları, artık bunun dönüşü, bunun buradan kurtuluşu veya yapılacak bir iyileştirmelerle seçmenin gönlü kazanılamayacak noktaya gelsin. Siz bugün mesela biz bir... ters bir senaryoyu hiç düşünmüyoruz. Bugün düşünsenize siz geçtiğimiz seçim Mayıs ayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandığını. İşte Altılı Masa seçimi kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, Altılı Masa Cumhurbaşkanı Yardımcısı. İşte Ali Babacan ekonomiyle ilgileniyor. İşte Ahmet Davutoğlu dışişleriyle ilgileniyor. Tabii bunları izafi söylüyorum ben bunları. Yani şey yapmayalım. Yani ben açıkçası Ali Babacan'ın da ekonomiden sorumlu devlet bakanı veya hazine bakanının Mehmet Şimşek'ten başka biri olacağını düşünmüyorum. Onu açıkça söyleyeyim size. Yani ben daha farklı, Mehmet Şimşek veya Mehmet Şimşek'le aynı minvalde biri olacaktı. Yani uzaydan, Mars'tan adam getirecek hali yok. Bunu da söyleyeyim. Cevdet Yılmaz da Ali Bey'in ekibindendir. Eskiden beraber çalıştığı kişilerdir. O yüzden çok farklı bir ekonomi politikası da izlenmeyecekti. Ama bugün bu izlenen bu ekonomi politikasında, burada ben Ali abiye katılabilirim. Şu an asgari ücrete zam verilmiyor, bu işsizlik ve bu ağır şartlar devam ederken Tayyip Erdoğan nasıl bir muhalefet yapardı? Bugün nasıl bir muhalefet yapılıyor? Evet, biz bunu belki kıyaslarsak aradaki dengesizliği ve aradaki eşitsizliği görebiliriz diye düşünüyorum. Ama bugün gelinen noktada artık Özgür Özel'in erken seçim istiyor olması Özgür Özel'in isteği değil, kamuoyunun ona mecbur bıraktığı, ona empoze ettiği söylemdir. Yani bugün Özgür Özel'in ağzından duyduğumuz geçim yoksa seçim var, ışıkları açacağız, kapacağız, tepkiler göstereceğiz, protestolar başlatacağız ve erken seçim isteyeceğiz söylemi Özgür Özel'in söylemi değil, çarşıda, sokakta, pazarda, manavda, her yerde konuşulan, her yerde artık yüksek sesle, camilerde dahil, muhafazakar kesimin içinde dahil bağıra bağıra konuşulan bir gerçektir, bir mecburiyettir. Şimdilik bu kadar dile getireyim. Peki, güzel oldu. Hazır şimdi Sinan Ateş'le ilgili çok önemli haberler de var. Onu Ali abiye soracağım o konuyu ama ekonomiyle ilgili bir konuyu daha ekrana verip öyle toparlayalım ekonomi konularını. Bakın, bu var ya, bu başımıza şu an ne geliyorsa, bakın başımıza şu an ne geliyorsa sevgili seyirciler, sorumlusu ahanda bu. Ahanda bu TÜİK. Bak, başımıza ne geliyorsa şu anda sorumlusu bunlar. Yani yanlış bilgi vererek, yalan bilgi vererek şu anda toplumun ekonomik seviyesiyle ilgili ya kaderiyle oynuyorlar ya, kaderiyle. Yani bu bir hainliktir ya bence Memduh abi.
Hayır. Ağır ceza mahkemelik. Ağır ceza mahkemelik. 34 TL doktor muayenesi yazılıyor sepette. Ya bu nedir Allah aşkına ya? Bunu hangi vicdan kabul edebilir? Ya zeytine 134 lira yazmış. Marmara Birlik 800 gram zeytin 348 lira. 800 lira. Ferit, benim evim ve yeni taşınacağım evin arasında 750 metre var. Taşıma ücreti istenen fiyatı söyleyeyim. 40 bin lira. Üf. 9.618 lira yazmış ya. Neredeyse bulayım onu, getirsin de benim evi taşısın. Ben de bir ek yapayım abi. Ben de kiracıyım bu arada. Yani hepimiz normal vatandaşlarız. Yani orta düzeyiz. Ve kiracı, şimdi yeni kira falan durumları oldu. Abi nerede, ben 5.800 dalga mı geçiyorsun ya? Herhalde TÜİK abi Yozgat'ın bilmem ne köyündeki bir evi örnek alıyor şeyden. Kiralarla ilgili. Böyle bir ev 34 lira aile hekimi ücretiymiş. 34 TL hangi aile? Bir de uzman bak. Uzman doktor diyor. İnşallah demokratik bir iktidar gelir. İnşallah bu sözümü kimse unutmasın. Şerefim üzerine yemin ediyorum ki bu TÜİK'in bu başkanı ve üyeleriyle az değil, çok uğraşacağım. Şimdi uğraş ama gücüm yok. Herkes onlardan, her şey onlardan. Nasıl uğraşsam ne olacak yani? Akıntı kürek çekmek. Delilik. Ama şeref sözü veriyorum. Bunlarla çok uğraşacağım. Evet, kesinlikle bu yani ülke insanlarına yapılan en büyük zarardır. Bakın. Sevgili takipçilerimiz. Emeklerinin hırsızlığı bu. Emek hırsızlığı. Alın terinin hırsızlığı bu. Günahtır ya. Ayıptır be, günahtır. İnsan utanır ya. İnsanın vicdanı sızlar. Ben böyle bir şey yapabilecek olsam uyuyamam ve ertesi sabah giderim, istifa ederim görevimden. Ayıptır ya. Çok ayıp ya. Müthiş. Evet. Ekonomiyle ilgili son bir haberim daha var. Hatta Kerem de bunu yorumlayabilir. Çünkü Kerem benden müsaade istemişti. Herhalde bilmiyorum Kerem. Ne yapacaksın evet, bilmiyorum ama. Evet, 9.30'da müsaade istemiştim. Peki, bir de zaten teknik aksaklıklar oldu. Telefona kadar indik. Peki. O doğru, sorun yok ya, canın sağ olsun, ne olacak, olabilir ya, burada biz bizeyiz yani. Şey diyeceğim, bu bakın şimdi hani dedik ya ülkenin içinde bulunduğu durum tehlikeli, işte insanlar açlıktan kırılıyor, maaşlar yetmiyor, enflasyon karşısında ezildik diyoruz. Ama tabii diğer taraftan da ülkeyi yönetenlerin işte Almanya'da maç ortamında yaklaşık 200 milyon TL civarında bir para harcandığı iddia ediliyor bu arada o şeyde milli maç. Masrafı TFF'nin bak 180 ile 200 milyon TL arası. Kaç gariban öğrencinin yıllık masrafı, kaç bin öğrencinin yıllık masrafı, eğitim masrafı, kaç bin öğrencinin. Ayıptır evet. Ya insan utanır ya. Evet, bir daha abi bir haber vereceğim, o haberi de söyleyeyim. Bir de bir şey söyleyeceğim Ferit, Erdoğan Türkiye-Hollanda maçına kaç kişiyle gitti acaba? Abi en büyük soru da o zaten, yani heyette kimler vardı? Kaç özel uçak kaldırdılar? Öyle sorayım. Hacı yakışıklı vardı. Bir de fotoğraf çektirmiş kendisini. Gerçi abi Hacı ben oraya gitmedim diye bir tweet attı. Onu da şimdi kimsenin hakkını yemeyelim ama. Kendi de uçağın başında çekilmiş fotoğrafı. Abi Hacı denilen arkadaş evet doğru, devletin işte Cumhurbaşkanı'nın ekibiyle beraber uçağa biniyor. Daha önce gitti. Kenya'ya gitti, başka yere gitti. Ama bu maçla ilgili ben oraya gitmedim diye bir tweet attı. Hani en azından biz hani hakkını verelim diye şey yaptım. Yoksa dediğin doğru. Tamam. O gidiyor. Tamam. O gidiyor. Peki. Gidiyor da peki. Yanlış şey yapmıyorum. Şimdi kimsenin hakkını yemeyelim ama doğru. Tamam. Ya abi Cumhurbaşkanı'nın uçağında gerçekten sevgili seyirciler, yani ortaokul mezunu gazeteciyim deyip de uçağa binen tipler var bak. Bunları söyleyeyim size yani. Benim de arkadaşım yazıklar da var. Söyleyeyim yani var. Yazıklar yani bu liyakatsizlik dönemi var. Ama neyse, şimdi ben Hollanda'yı ayrıca onu konuştuk biz. Oradaki harcamaları. Ben başka bir şey söyleyeceğim. 2024 küresel servet raporuna göre hani küresel milyoner sayısı artmaya devam edecek diyor. Küresel milyoner sayısı ve Türkiye'deki artışın %43 seviyesinde olması bekleniyor diye bir rapor vermiş. Bak düşün, bir yandan da milyonerlerimiz nasıl artıyor? Yani raporlar böyle. Böyle onlar ülkelerde... tabii dolar olarak tabii Türk lirası olarak milyoner artık neredeyse herkes milyoner oldu Türkiye'de yani. Doğru. Evet. Bu işte anlamda da bu haber Kerem söz sende, bu da yine neredeyse her hafta konuştuğumuz servet transferiyle ilgili bir şey yani, o düşük faiz politikası, izlediğimiz o düşük faiz yüksek enflasyon politikasında işte krediye ulaşabilen
o düşük faizli krediye ulaşabilen herkes tabii servetine servet katmış oldu. Krediye ulaşabilen insan sayısı da kısıtlı zaten. Belli bir, yani bizim zaten şöyle bir özelliği var Türkiye'nin. Türkiye'de krediye aslında ihtiyacı olmayanlar ulaşabiliyor. Yani Türkiye'de öyle bir bankacılık sistemi kurulu. Bu çok nadir zamanlar haricinde ihtiyaç kredileri falan filan bunları saymazsak genelde, yani ticari alem için bunu ben söyleyeyim. Kimin krediye ihtiyacı yoksa, kimin zaten öz kaynağı güçlüyse bankalar kredileri onlara kullandırıyor. O yüzden de bu düşük faiz, yüksek enflasyon döneminde sizin kullandığınız her kredi yani kuruş oldu, bilmem ne oldu. Bu da çok ciddi bir servet transferine yol açtı. Yani alınıp garibin, gurebanın, fakirin parası zenginin üzerine boca edildi. Bunun yapıldığı her ülkede gelir adaletsizliği artar, servet transferi tamamlanmış olur. Memduh abinin dediği gibi de dolar bazında milyonerler artar ve piramidin üstüyle altı arasındaki fark da çoğalır diye düşünüyorum. Bir de bugün şeye de değineyim isterseniz ben ayrılmadan. TÜİK Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Hani 45 ila 75 arasında bir fark yok. Olsa olsa psikolojik bir fark olur gibi bir açıklama yapmış kendisi. Sevgili seyirciler, enflasyonla ilgili o da skandal. Evet. 45 ile 75 arasında bir fark yok ya diye. Abartmayın diyor yani başkanım. Hani şöyle diyor, 45 ile 75 arasında bir fark yok. Olsa olsa psikolojik bir fark olur şeklinde bir açıklama yaptı. Ben de dinledim. Dinlerken de şok oldum. Yani böyle bir açıklamanın nasıl yapıldığına. Sonra da hatta bugün programdan önce şunu söyleyecektim. Ya umarım bunu yarın yalanlarlar. Umarım bununla ilgili bir yanlışlık olduğu söylenir diye. Tam program başlamadan önce 3 dakika önce atılmış bir tweet gördüm Oksijen Gazetesi'nin. Onun da hakkını vereyim. TÜİK'ten bir açıklama gelmiş. Demiş ki başkanımızın yaptığı açıklama saptırıldı. Başka bir şekilde ifade edildi. Yani başkanımızın söylemek istediği aslında şuydu. Yani 45'te 75'te çok yüksek enflasyonlar. Yani o yüzden de 45, 75 olmuş, 45 olmuş. Bunun çok büyük bir önemi yok. Zaten iyi de abi, iyi de abi aynı anlama geliyor işte. Aynı şeyi söylüyor işte. Ha 45, ha 75 diyor değil mi yani? Doğru mu anlıyorum? Yani şunu demek istiyor. Yani enflasyon %3'e %5'e düşmedikten sonra diyor. 30 puan ya. %3'e %5'e düşmedikten sonra diyor. %45 de çok aşırı bir enflasyon, 75 de çok aşırı bir enflasyon. O yüzden diyor, ikisi de çok yüksek enflasyonlar olduğunda insanlar bunu yüksek enflasyon olarak görür. Algılayamaz. Psikolojik olarak bunu algılarlar diyor. Ama tabii bunu bu tabiri diyemez kardeşim. Öyle bir palavra olmaz. İşte bir dakika bunu açıklayacağım. İstatistik Enstitüsü Başkanı, yani bir matematikle konuşması gereken bir şey, bunu böyle söyleyemez. Çünkü siz Türkiye İstatistik Kurumu Başkanısınız. Psikoloji Derneği Başkanı değilsiniz. Siz matematiksel gel. %45 45'tir, 75 75'tir. Evet, %45 yüksek bir enflasyondur. Kabul edilemez. Ama 75'ten düşüktür. 75 de yüksektir. Evet, ikisi de yüksek enflasyon belki denebilir ama bunun arasında psikolojik fark var demek matematiksel rakamlarla konuşması gereken ve maaş zamlarını belirleyen yurt dışında yani yurt dışındaki yatırımcının, yurt dışındaki fonların baktığı 3-5 kurumdan birisin sen. Senin başkanın, sen bunu 45 ile 75 arasında bir fark yok. Olsa olsa bu psikolojik bir farktır demek. Yani Nurettin Nebati'den ben böyle saçma şey duymadım, onu söyleyeyim. Olmaz bir şey. Ferit, Kerem bunu söylüyor. Şimdi yalanlamışlar ya TÜİK bu söyleneni. Bakın şimdi ben size söylenen olayı söyleyeyim de. Bunu demek istedi diyorlar. Yani yalanlama değil de böyle demek istemiş. Ama bak, söylenen aynen cümleyi söylüyorum sana. Bu kadar ayrıntılı demek ise şöyle bir olay bu. Çetinkaya enflasyon hesaplamalarına ve eleştirilerine yönelik soruları yanıtlıyor. Soruları yanıtlarken enflasyonun %5 olması, %75 olmasıyla %45 olması arasında bir fark bulunmadığını, fiyatlar artıyor. 100 TL olan ürünün fiyatının bir yıl sonra 175 lira veya 145 lira olması arasında can yakıcılığı açısından bir fark yok. Psikolojik olabilir belki. TÜİK Başkanı ve bir vatandaş olarak da söylüyorum. Matematiksel bir gerçeklik. Ya bu kadar
bu kadar ayrıntılı bir cümleyi daha sonra öyle demedi böyle denildi diye şey olur mu? Adamı keriz yerine salak yerine koymalarına gerek çok, olur mu? Çok net. Yani ben 100 liralık bir malak 145 lira ödemeyi 175 lira ödemeye tercih ederim. Oh ya ne derim ya. Ya 175 lira nerede derim 145 lira bir nerede. De, ya, bir de, ya bu bir adam hemen yarın istifa etmeli. %75'i %45'i düşürmeden %15'e düşüremezsin. Önce %45'e düşüreceksin ki sonra %15'e düşür. Evet. Kerem ayrılıyor musun ona göre adamı ben de. Ben müsaadenizi isteyeyim. Siz devam edin. Kusura bakmayın. Teknik aksaklıklar oldu. Ben de tekrar ilgileneceğim. Görüşmek üzere tüm izleyicilere saygılar sunuyorum.